Bunu da imzalayan birinci olur. Lozan'dan sonraki süreçte de Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Girit Adası üzerindeki hakkından filan feragat ettiği için aslında rücu ediyor ve Türk toprağı alıyor. Bu aslında rücu ediyor ve Türk toprağı alıyor. Bu kadar. Bizim toprak parçası %75 mi oldu şimdi? Tabii tabii. Girit'in bakın Girit'in. 4'te 3'ü bize ait. Ve etrafındaki 14 ada da bize ait. Ama maalesef şu anda Girit Adası'nın etrafındaki 1, 2, 3, 4, 5 ada Yunan işgali altında. Ve ben bu konuları Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu'nda gündeme getirdim. Bu sempozyumu Türk Tarih Kurumu kuzeydeki 9 tane adanın sadece kullanma hakkı verilmiş ve güneydeki 12 ada Rodos Meclisi'nin ise 12 ada civarındaki adalar. Aslında parçası %75 mi oldu şimdi? Tabii tabii. Girit'in bakın Girit'in. 4'te 3'ü bize cümleten selamünaleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Kendine yardım edecek başka birilerini bul, başka bir yolunu bul. Kimse Yunanistan için, sizin için Türkiye ile dalaşmaz. Avrupa Birliği liderleri zaten Türkiye'ye çok yumuşak davranıyor. Merkel'i, Johnson'ı, Macron'u görüyorsun. Benden de çok bir yardım bekleme. Türkiye bölgede çok büyük ve çok önemli bir güç. Gücünü de her geçen gün arttırıyor.